Kanal 25 ekranlarından hepinizi iyi hafta sonları sevgili seyirciler, haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Milliyetçi Hareket Partisi Palandöken İlçe Başkanlığı bugün muhtarlara yönelik bir kahvaltı verdi. İlçe Başkanı Fethullah Yapan genel seçimler öncesi muhtarlarla istişare ederek sorunları tespit noktasında en yetkili kişilerle birlikte olduklarını açıkladı. 7 Haziran genel seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi'nde Palandöken İlçe Başkanlığı hızlı bir seçim çalışması sergiliyor. İlçe Başkanı Fethullah Yapan ve yönetimi daha önce esnaf ve köy gezileri yaparak seçim startı vermişlerdi. MHP Palandöken İlçe Başkanlığı bugün de mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda bir araya geldi. İlçe başkanlığında yapılan kahvaltılı toplantıda önce kahvaltılar yapıldı, ardından 26 köy ve mahalle muhtarı sorunları dile getirdi. MHP ilçe başkanı Fethullah Yapan muhtarlara kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. 2015 7 Haziran genel seçimlerine hazırlık aşamasına girdik. Bu süreçte il teşkilatımıza koordineli olarak ilk önce köylerimizi ziyarete başladık. Bu köylerimizin ziyareti sırasında sayın değerli muhtarlarımın, burada hemen hemen hepsi burada, basın huzurunda onlara bir teşekkür borcum var. Gittiğimizde bizi karşılamaları, bizi konaklamaları, mükemmel bir şekilde kapılarını açmaları, huzurunuzda onlara teşekkür ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Allah onların eksikliğini vermesin, Cenab-ı Allah bizlere güç kuvvet versin. Amin. 26 köy ve mahalle muhtarının iştirak ettiği kahvaltılı toplantıda daha sonra muhtarlar kendi bölgelerinde yaşanan sıkıntıları dile getirdiler. Muhtarların en başlıca talebi ise milletvekili adaylarının yerli olması ve Erzurum'un sorunlarını iyi bilmesi oldu. Erzurum'da oynanan bir Türk-Kürt kargaşası var. Erzurum'da oynanan bu oyunu Türk-Kürt bin yıldır kardeştir. Yani bu oyuna kimsenin gelmemesi için herkes elinden geleni yapmasını diliyor. Seçimlerin Erzurum'umuza, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin birliği ve beraberliği için herkesin birlikte elini taşın altına koymasını biz arzu ediyoruz. Biz muhtarlar olarak demokrasinin temel taşı olarak doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle bir bütün olduğumuzu ifade ediyorum. 7 Haziran'da yapılacak olan milletvekili genel seçiminin ülkemize, milletimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Birlik beraberliğimizi Rabbim bozmasın diyorum. Bu hizmet yarışında bütün partiler Erzurum'a nasıl, ne kadar, kim daha çok faydalı olacağız, Rabbim ona nasip eylesin. Herkesin iyi niyeti, herkesin niyeti güzel bir hizmet. Bu hizmet yarışında herkese başarılar diliyoruz. İlçe teşkilatları vermiş olduğu bu güzel sohbetli kahvaltıya da şükranlarımı sunuyorum, saygılar diliyorum. Biz muhtarlar olarak bize değer vererek bizi kahvaltıya davet etmiştik. Ve davetine de buyurduk, geldik tüm arkadaşlar olarak. Yalnız bizim başkandan bir istihamız var. Erzurumlu'yu Erzurum'dan aday göstersin. Erzurum kimliği olmayanı da Erzurum'dan aday göstermez. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve aynı zamanda Erzurum Milletvekili adayı Faik Çalık, uçak kazalarının tam anlamıyla aydınlatılmadan uçuşların durdurulmasını istedi. Ve Erzurum'da Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Faik Çalık yaptığı açıklamada geçtiğimiz hafta Malatya'da iki uçağın düşmesi ve dört pilotumuzun şehit olmasının acısı tazeyken Konya'dan gelen haberle bir kez daha sarsıldığımızı ifade ederek kazalardan sonra yapılan açıklamalar sonrası bu hadiseler rutinmiş gibi gösterilmektedir. Ancak bu elim facialar rutin kaza açıklamalarıyla geçiştirilemez. Hükümet ve Genelkurmay Başkanlığımız başta olmak üzere yetkili kurumlardan bu konuda millet vicdanını tatmin edecek açıklamalar bekliyoruz. Neden bu uçaklar düşüyor? Neler oluyor? Bu olayların bütün yönleriyle izahata ihtiyacı vardır. Artık bu konuyu yüzeysel geçiştirmeler değil, vicdanları tatmin edecek açıklamalar yapılmalıdır.
tam anlamıyla aydınlatılana kadar gerekirse bu uçakların uçuşlarının durdurulması gündeme alınmalıdır. Bu acı olaylar savunma sanayinin dışa bağımlılıktan kurtarılması ve milletleştirilmesi ne kadar önemli ve gerekli bir sorumluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir dedi. Sevgili seyirciler, milletvekili genel seçimi başlangıç tarihi 10 Mart olacak. 24 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleriyle bağımsız adaylar ilan edilecek. 8 Mayıs'ta ise gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri başlayacak. Milletvekili genel seçimi başlangıç tarihi 10 Mart olacak. 24 Nisan'da milletvekili kesin aday listeleriyle bağımsız adaylar ilan edilecek. 8 Mayıs'ta ise gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 Haziran 2015'te yapılacak 25. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin belirlediği seçim takvimine göre YSK seçime katılabilecek siyasi partileri ilan etti. 14 Mart itibariyle muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 8'den askıya çıkarılacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri de güncelleştirilmek üzere askıya çıkarılacak. Yurt dışı seçmen kütüğü internet adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. İnternet adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlayacak. Siyasi partiler hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kurulu'na saat 17'ye kadar bildirecek. 24 Mart tarihinde ise siyasi partiler ön seçim ya da aday yoklaması seçmen listelerini kesinleştirecek. 27 Mart'ta muhtarlık bölgesi askı listeleriyle tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri askıdan indirilecek. 3 Nisan tarihinde siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu tarafından kura çekilecek. 7 Nisan'da bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurularda son gün. 15 Nisan'da milletvekili geçici aday listeleri radyo, televizyon ve resmi gazetede yayınlanacak. Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak itirazlar başlayacak ve incelenecek. 24 Nisan'da siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleriyle bağımsız adaylar radyo, televizyon ve resmi gazete ile illerde ilan edilecek. Erzurum Şehirler Arası Otobüs Terminali Esnafı ve Terminal Yönetimi Büyükşehir Belediyesi yetkililerine önemli bir çağrıda bulundular. Erzurum'un vitrini olan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde sorunlar bitmek bilmiyor. Erzurum Şehirler Arası Otobüs Terminali İşletme Müdürü Ahmet Demiral, korsan taşımacılığın otobüs işletmecilerini zor durumda bıraktığını söyledi. Şehrimizdeki muhtelif noktalarda korsan diye adlandırdığımız taşımacılık hizmeti veren özellikle civar il ve ilçelerden şehrimize hasta ve hasta yakını taşımacılığı yapanlara simsarlığa yetkililerin bir an evvel son vermesi gerektiğini ifade eden Ahmet Demiral, korsan taşımacılık halen devam ediyor. Buradaki işletmeler mağdur. Yetkililer gerekli önlemi almadılar. Alacaklarını sanmıyorum dedi. Korsan taşımacılık devam ediyor ve dolayısıyla buradaki esnaf olsun, işletmeler olsun mağdur. Bunu defalarca dile getirmemize rağmen herhangi bir önlem alınmadı ve alınacağını da tahmin etmiyorum. Şu durum bu gidişatla bu şekilde yani çok işletme olarak çok zor bir durumdayız yani. Bak ben kaç aydır burada ortak gider denen şeyden bir kuruş para alamıyorum. Şu anda içeride çalışıyoruz yani zararlı çalışıyoruz. Ve bir yetkili de gelip de demiyor ki ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye bu konuda gerçekten çok mağdur bir durumdayız. Yazışmalarda artık hiçbir şey yaramıyor bana göre. Bir sürü yazışma yaptık. Hiçbirinin ne cevabını alabildik ne de bu konuda bir gelişme, iyileşme gördük. Diğer şeylerde gelen de bir sürü eksiklikler var. Devamlı bunları dile getirmemize rağmen şu ana kadar bir kısmı yerine getirildi, düzeldi. Ama büyük bir kısmı hala bu eksikliklerle zar zor işletmeyi yürütmeye çalışıyoruz. Çevre düzenlemesinde su tahliye, drenaj kanalları, hiç akarları yok. Altyapı, atık su gideri öyle diyelim veyahut da işte bu pis su, tüm bu şeyler
zaman zaman tıkanma oluyor. Çevreye koku yayılıyor. Bunları belediye geliyor, işte vidanjörle çekiyor ama bunlar yetersiz. Bunun dışında bina alttan su alıyor. Şu anda hizmet binasının bir bölümü alttan su alıyor. Biz yaz aylarında bu suları tahliye ediyoruz ancak şu anda kışın böyle bir imkanımız yok. Alttan su alıyor. Dolayısıyla binada alttan zamanla çürüme olacak. Dolayısıyla bir bina çöker. Bu konuda belediye bilgi vermemize rağmen şu ana kadar gelip giden herhangi bir şey olmamıştı. Bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Bunun dışında bildiğiniz üzere esnaf perişan. Buradaki şeylerin esnaf perişan. Niye? Yolcu gelmiyor. Korsan taşımacılıktan dolayı şeye uğrayan yok. Tek tük geliyor işte. Belli zamanlarda öğrencinin şey olduğu zaman geliş gidişlerde şu anda gayet sakin. Hiç kimse ne yolcu var doğru dürüst ne de şey var. Ama biz bu hizmeti bu şekilde zor şartlar altında yürütmeye çalışıyoruz. Sayın seyirciler, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde kadına şiddet konulu tiyatro gösterisi sonunda Mersin'de öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan anıldı. Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen programa Rektör Profesör Doktor Hikmet Koçak, Vali Ahmet Altıparmak'ın eşi Özden Altıparmak, Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün eşi ve polis eşleri Kaynaşma Derneği temsilcisi Zuhal Karabörk, kadın dernekleri temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Program kapsamında ilk olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları bölümünden yardımcı doçent doktor Ayşe Aslan Eroğlu'nun dokuma resim sergisi açıldı. Resimlerde kadınların içe kapanık, neşeli gibi özelliklerinin anlatıldığını ifade eden yardımcı doçent doktor Eroğlu, çeşitli kadın figürlerini kilime işleyerek resimlere huzur, derinlik, özgürlük, özgüven, gözyaşı, masumiyet, hüzün gibi isimler verildiğini bildirdi. Kadın dediği zaman akla ne geliyor? Onları şey yaptım, fedakarlık, sevgi, şefkat, özveri, derinlik. Serginin gezilmesinin ardından Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinden Alev Mercan'la Özlem Çiftçi, kadına şiddet temalı tiyatro gösterisi sergiledi. Oyunda Özlem Çiftçi, eşinden sürekli şiddet gören, aynı zamanda kayınbiraderinin tacizine uğrayan evli ve iki çocuklu bir kadını canlandırırken, Alev Mercan, kaçırılarak üç kişinin tecavüzüne uğrayan ve üzerinde sigara söndürülen genç bir kızın yaşadıklarını anlattı. Oyunun sonunda bir minibüs sürücüsü tarafından hunharca öldürülen Özgecan Aslan anıldı. Sinevizyonda gösterilen Özgecan'ı unutma yazısı katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hikmet Koçak, dünyada her üç kadından birinin şiddete uğradığını bildirdi. Her gün on binlerce kadın her türlü şiddete maruz kalmakta, her türlü hak ihlaline uğramakta, hırpalanmakta ve yaşam koşulları gittikçe zayıflamaktadır. Geleceğin inşasında en önemli faktör olan kadın olmasına rağmen her üç kadından birisinin dayak yediği bir dünyada yaşamaktayız. Öyle bir dünya ki aile içi şiddetin %90'ı kadına karşı işlenmekte. Yine eğitim gören 100 kadından 2 tanesi yüksek öğrenim görmüş olmakta. Erzurum'da bir otomobilde yapılan aramada 85 kilo 639 gram eroin bulundu. Erzurum'da bir otomobilde yapılan aramada 85 kilo 639 gram eroin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ilıca Kontrol Noktası'nda içerisinde KT isimli şahsın bulunduğu araç durduruldu.
İncelemede aracın taban kısmının orijinalinden yüksek olduğunun görülmesi üzerine uyuşturucu madde olabileceği şüphesiyle dedektör köpek yardımıyla arama gerçekleştirildi. Köpeğin aracın taban bölümüne tepki vermesinin ardından ön şoför mahallinin altından arkadaki koltuk kısmında olduğu bölüme doğru aracın tabanına sajdan silikon ve vidalar yardımıyla bir bölüm yapıldığı belirlendi. Söz konusu bölümde yapılan aramada 166 adet paket halinde 85 kilo 639 gram eroin bulundu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erzurum Valisi Doktor Ahmet Altıparmak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Vali Doktor Ahmet Altıparmak mesajında toplumumuzda aile ocağının temel taşı durumundaki kadınlarımızın aile içindeki ve toplum yaşamımızdaki yerinin anlatılması ve onların karşılaştıkları sorunların doğru olarak tespit edilerek bu sorunlara çözüm üretilmesi için gerekli toplum bilincinin oluşturulması amacıyla çağdaş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 8 Mart tarihi Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmaktadır. Türk toplumunda ve aile yaşamımızda seçkin ve saygın yeri olan kadınlarımızın bu anlamlı ve özel günlerini içtenlikle kutluyor, kendilerine hak ettikleri saygıyı gören, sorunlarının çözüldüğü, sağlıklı, huzurlu bir yaşam ve dünya diliyorum. Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir diyen büyük önderimiz Atatürk, dünyadaki gelişmiş birçok ülkeden önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934 tarihinde yasal düzenlemeyle vererek Türk kadınını dünya kadınlarının önüne geçirmiştir. Bugün dünyadaki ve ülkemizdeki birçok olumsuzluğun nedeni kadının sosyal hayattaki gerçek yerini alamamasından kaynaklanmaktadır. Dünyayı bu olumsuzluklardan ve çıkmazlardan ancak kadının anne sevgisi ve ince duygusu kurtarabilir. Çünkü çocuklarımızı kadınlarımız ve anneler geleceği hazırlamaktadır. Daima özgüverinin, sevginin kaynağı ve temsilcisi olan Türk kadınının yüreği sevgi yumağından oluşur. Bu nedenle de sürekli sevgi ve özveriyle toplumdaki seçkin yerini alır. Bu duygu ve düşüncelerle kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, kadınlarımıza şiddetten uzak ve daha mutlu bir yaşam diliyorum ve kadına şiddeti reva gören herkesi insaf ve hoşgörüye davet ediyorum dedi. Tatlıcı sektörüne bugün bir yenisi daha eklendi. Okay Tatlı Sarayı da Daşkent semtinde düzenlenen törenle açıldı. Erzurum'da cesur girişimciler piyasalarda yaşanan durgunluğa rağmen yine de yatırım yapmaya devam ediyor. İşte bu cesur girişimcilerden biri de Şenol Yöngül. Yöngül Dadaşkent semtinde Okay Tatlı Sarayı'nı açtı. Kaliteli ucuzluğun tek adresi Okay Tatlı Sarayı. Siz değerli saygıdeğer Dadaşkent halkına hizmet vermekten gurur duyar. Her türlü tatlı ürünlerinin bulunduğu Tatlı Sarayı'nda vatandaşlara yönelik rahat bir mekan oluşturuldu. İç dizaynı özenle yapılan Okan Tatlı Sarayı'nda yine çok sayıda Erzurumlu genç istihdam ediliyor. Bugün düzenlenen törenle açılışı gerçekleşen Okan Tatlı Sarayı'nın ilk gününde vatandaşların yoğun ilgisi oldu. İşletme sahibi Şenol Yöngül, Erzurum'da tatlıcı sektöründe halka hizmet noktasında çıktıkları bu yolda herkesi mekanlarına beklediklerini ifade ederek tatlı lezzetinde yeni bir çığır açtıklarını söyledi. Allah hayırlı uğurlu etsin. Rantlı nefsine, içinde de yaradı buna hayırlı inşallah, hayırlı bereketler nasip eylesin. Amin. Amin. El-Fatiha'ta mesela. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hayırlı uğurlu etsin. Amin. Allah hayırlı uğurlu etsin. Benim ismim Şenol, Şenol Yöngül. Dadaşkent'e daha güzel bir hizmet vermek için
böyle bir mekan açtık. Tatlı Sarayı adı altında pastane tarzı. Nezih bir ortamda ailelerin oturabilmesi için güzel bir mekan. Burada nelerimiz olacak? Özellikle Dadaşkent halkının tatlıyı daha kaliteli, daha güzel yemeleri için kendi imalatımız olarak tamamen kendi imalatımız olarak burada hizmet vermeye çalışıyoruz. Bütün halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Bütün Dadaşkent halkını bekliyoruz. Kanal 25 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yayında yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gece diliyorum. Esen kalın.